Merhabalar, bugün yine farklı bir içerikte karşınızdayız. Bugün konumuz aracımda hangi yağ kullanmalıyım sorusu ve bunun cevabı. Videoya başlarken hemen söyleyeyim. Aracınız yeni model bir araçsa, kilometresi düşükse hiç yağ seçimi ve doğru yağ konusunda araştırma yapmanıza gerek yok. Fabrikanın önerdiği yağ modelini kullanabilirsiniz. Fabrika eğer 530 öneriyorsa 530 olarak devam edebilirsiniz. Ama eğer aracınız belli bir kilometrenin üzerindeyse, yağ kaçaklarınız başladıysa, motor iç aşınmaları bir miktar başladıysa artık fabrikanın önerdiği yağ sizin için en doğru yağ maalesef ki olmayacak. Daha fazla bekletmeyip videomuza başlayalım. Genelde bu soruya araç sürücüleri hangi motor yağı daha iyi şeklinde araştırıyor ama bu yanlış. Bir motor yağı iyi yapan şey sadece markası değil, aracınıza yağ seçerken marka şeklinde değil, motorunuzun güncel durumuna ve yağın özelliklerine bakarak karar vermek doğru yağ seçimi için olmazsa olmaz. Genelde bu konu hakkında birçok videolarda hep yağ kıyaslaması yapılmış, marka kıyaslaması. Ama çok daha detaya inilen video sayısı bir elin parmaklarından az. Bugün o detaya inilen videolardan biri olacak. Öncelikle motor yağları iki gruba ayrılır. Yarı sentetik ve tam sentetik. Ya aracınızda yarı sentetik kullanırsınız ya sentetik kullanırsınız. Ama asıl kafa karıştıran şey bu değil. Daha fazla seçenek yağın viskozitesi. Asıl kafa karıştıran durum bu oluyor. Videoya başlarken hemen söyleyeyim. Aracınız yeni model bir araçsa, kilometresi düşükse hiç yağ seçimi ve doğru yağ konusunda araştırma yapmanıza gerek yok. Fabrikanın önerdiği yağ modelini kullanabilirsiniz. Fabrika eğer 530 öneriyorsa 530 olarak devam edebilirsiniz. Ama eğer aracınız belli bir kilometrenin üzerindeyse, yağ kaçaklarınız başladıysa, motor iç aşınmaları bir miktar başladıysa artık fabrikanın önerdiği yağ sizin için en doğru yağ maalesef ki olmayacak. Çünkü fabrika önerdiği yağ her şeyiyle sorunsuz ve stabil çalışan bir motor için geçerli. Sizin aracınız belli bir kilometre yaptıktan sonra artık yağ seçiminin fabrika verilisinden hariç gözden geçirmenin zamanı geldi demek. İşte konumuzun ana fikri de burada doğuyor. Motor yağı seçimi nasıl yapılır? Hangi araçta hangi motor yağı kullanılır anlayabilmek için ilk önce motor yağlarının özellikleri ve üzerinde yazanların ne olduğuna bakmamız lazım. Motor yağlarının üzerinde iki ibare bulunur. Tam sentetik ve yarı sentetik. İkinci ibare de motor yağının viskozite değeri. Onlar da burada gördüğünüz numaralarla tüketicilere bildiriliyor zaten. Peki bu numaraların anlamı ne? İki numara var. Biri başta, biri sonda. Baştaki numara genellikle 0, 5, 10, 15, 20 şeklinde devam ediyor. Bakın bunun baş numarası 10. Hemen yanındaki yağın 15. Bu yağda da 5. Yani hepsinde baş numarası farklı. Son numarası da gördüğünüz gibi bunda 40, bunda 50, bunda 30. Yani bu numaraların anlamı şu. Bu yağların hepsinin akışkanlık değerleri birbirinden farklı. Bir akışkanlığı anlatmak için neden iki tane numara kullanılıyor? İlki motorun soğukken, yani yağ soğuktayken akışkanlık değerini, ikinci yüksek numarada motor ısındıktan sonra akışkanlık değerini gösteriyor. Numara yükseldikçe akışkanlığı azalıyor diyebiliriz. Yani 531 yağ 1041 yağa göre daha akışkan olacaktır. Keza 030 ya da 021 yağ 1551 yağa göre çok daha akışkan olacaktır. Peki bizim motorumuz için akışkan bir yağ mı yoksa daha kıvamlı bir yağ mı seçmemiz gerekiyor? Motor iç aşınmaları arttıkça sürtünen parçaların arasındaki boşluk miktarı da artar. Bu yüzden artık yağın kalınlığını biraz arttırdığımız zaman yağlama performansından hiçbir şey kaybetmeyiz. Peki bu durumda yağın viskozitesini kalınlaştırdığımız zaman ne elde ederiz? Yağ kaçaklarının bir miktar önüne geçeriz. Aracın yağ yakma dediğimiz subap kısımlarından ya da sekman kısımlarından yanma odasına giren yağ miktarının azaltılmasına fayda sağlar. Özellikle parçaların arasında boşluklar oluşacağı için bu boşluklar hareketli parçaların içinde bir boşluk varsa eşittir ses sorunu olarak karşımıza gelecektir. Bu boşlukların daha kalın bir yağ ile doldurulması aracın gürültüsüz çalışması açısından son derece önemli. Motor yağını kalınlaştırmak aracın gürültüsüz çalışması adına ve subap itici sesi, krank sesi, yatak sesi gibi seslerin bir miktar azalmasına katkı sağlayacaktır. Aracımız belli bir kilometrenin üzerinde, 150-200 bin kilometre üzerinde ve 530 yağı 1040 olarak çevirdik. Birazcık daha kilometre yaptık. 5-10 sene sonra artık 300-350 bine dayandı kilometremiz. 1540 olarak ya da 1550-1060 gibi yağlara revize ederek kullanmaya devam edebiliriz. Bu kadar yüksek kilometreli ve motor iç aşınması artmış bir araçta 530 0.30, 0.20 gibi yağ kullanmak, yağın akışkanlığını yüksek derecede inceltmek, motor yağ kaçaklarına, motor yağ yakmalarına ve motorun daha gürültülü çalışmasına fayda sağlayacaktır. Keza bunun bir de tam tersi durumu var. Motor iç aşınmamız yok,
motorumuz pırıl pırıl, düşük kilometreli ama biz 5.30 yerine 10.40 yağ kullandık. Aynı durum bu motor için tam tersi durum olarak karşımıza gelecektir. Neden? Motor iç aşınması olmayan, parçaların arasında boşluklar olmayan bir araçta 5.30 yağ incelik bakımından bu parçaların tam olarak yağlanmasında faydalıdır ve ses gibi sorunlar ortaya çıkarmayacaktır. Ama daha kalın bir yağ kullanmak, özellikle spot iticileri gibi parçaların daha geç yağlanmasına, sabahları gürültülü çalışmaya, motor iç aşınmalarının bir miktar artmasına neden olabilir. Yani 10.40 yağ bazı araçlarda, hatta aynı marka olsun bu araçlar, iki tane 2010 model Hyundai Era örnek verelim. Bir araçta 10.40 yağ daha faydalı olabilecekken bir araçta 10.40 yağ 5.30'a göre daha zararlı ve motor için daha uygunsuz olabilir. Yani bir araç için genellikle otomotiv forumlarında görüyoruz hangi yağ kullanmalıyım. Örneğin Peugeot forumundan bahsedelim. 1.6 motor 307 bir aracım var. Yağ değişimi yapacağım. Hangi yağ kullanmalıyım? Hemen aşağıdaki yorumlara bakın. Forumda tıkır tıkır yazılmış. 5.30, 5.30, 5.30 Elf, 5.30 Total. Ya ama o motorun nasıl olduğunu bilmiyorsunuz ki. Yani 5.30 belki o araç için 10.40 ya da 10.60 daha ideal. Yani kısacası klasik, klişe bu araç için yağ seçimi budur diye bir durum maalesef ki yoktur. Bu yüzden doğru yağ seçimi için motor ustasının önerilerine uymak zorundasınız. Fabrika verileri sadece düşük kilometreli ve yeni araçlar için geçerli olsa da yüksek kilometreli araçlar için ustanızın motor durumuna göre size öneride bulunmasını isteyebilirsiniz. Motorunuzun durumuna az çok hakimseniz de burada gördüğünüz yağlara göre de kendi seçiminizi kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu konuyu çeşitlendireceğiz. Özellikle 10.40 yağ hangi araçlarda ve hangi motorlarda kullanılır? 5.30 yağ hangi motorlarda kullanılır? 15.50 hangi motorlarda kullanılır gibi her motor yağı viskosite değerine göre bir video yapmayı düşünüyorum. Ama video başlangıcından önce geniş, genel bir motor yağ seçimi ile ilgili video yapmaya karar verdim. Aşağıda videoları hazırladıkça linklerini teker teker ekleyeceğim. Video sonundaki kartlar kısmından da bulabileceksiniz. Bu yüzden de yağ rehberi diye bir çalma listesi oluşturacağım. Oradan da kendiniz tüm yağ modelleriyle ilgili detaylı bilgileri bulabileceksiniz. O videolar çekilene kadar aklınıza takılanlar olursa aşağıdaki yorum bölümünden her zaman bizlere sorular sorabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.